Herkese hayırlı sahurlar arkadaşlar. İlk sahurumuzu hazırladık. Rabbim inşallah hayırlısıyla Ramazan'ı geçirmeyi, layıkıyla yapmayı nasip etsin hepimize diyorum. Böyle geçen gözleme yapmıştım, buzluğa koymuştum. İki tanesini çıkardım, güzel ısıttım. Burada da bir tencere yaprak sarmıştık Yaren'le, çekmiştim zaten sizlere. Buzluğa koyacaktım ama koymadım. Kızımın canı istedi, hemencik sardım, pişirdim. Sahurların olmazsa olmazı yumurta haşladım. Kahvaltılıklarımızı çıkardım. Gördüğünüz gibi domatesimiz, salatamız, biberimiz, çayımız da orada. Şimdi bunları içeri getireceğim. Burada da kalan diğer sarmalarımız. Hala dumanı üstünde, birkaç saat oldu pişirdiğim ama hala dumanı üstünde. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim ile ilk sahurumuzu yapacağım. Artık sabah görüşmek üzere arkadaşlar. Hepimize afiyet olsun, Allah kabul etsin. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu Ramazan'ın ilk gününden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben 5'te yattım. 11.30'da kalktım. Hemen çamaşır makinesini çalıştırdım. Mutfağa girdim. İlk önce dedim tatlımı yapayım. Ondan sonra yemeğime karar vereceğim. Daha sonra da zaman hızlı bir şekilde geçecek diye düşünüyorum. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl geçti ilk sahurunuz? Bugün de Cuma bu arada. Cuma'yı dün akşamdan kutlamayı unuttum. Herkesin Cuması mübarek olsun. Rabbim dualarda buluştursun hepimizi diyorum. Şimdi hemen ilk olarak tatlımın şerbetini yapacağım. O soğusun. Ondan sonra ne yapacağımı söylemeyi unuttum. Hazır baklava yufkasıyla burma tatlısı yapacağım, cevizli. Epeydir canım istiyordu. Bugün Ramazan'ın ilk gününe o yakışır diye düşündüm. Çorba olarak da kızım un çorbası istedi. Eğer fikrimiz değişmezse dün akşam anne un çorbası yapar mısın dedi. Onu yapacağım. Bakalım başka ne yaparım? Dolmam var. Yani sarmam var dünden biliyorsunuz. Yani geceden. Ramazan'da çok yenmiyor. Bir iki çeşit olsa zaten yeterli geliyor arkadaşlar. Öyle bakalım sizlerle birlikte ilk olarak şimdi şerbetimizi yapalım. Sonra diğerlerine devam edelim. İlk olarak ne yapıyorum? Buraya 3 su bardağı şeker ekledim. 3 su bardağı da su ekledim. Kaynamaya başlayınca şöyle bir tane ufacık bir limon koydum. Yarım saat daha kaynatacağım. 20-25 dakika ortalama. Ondan sonra şerbetimi soğumaya bırakacağım. Şimdi şerbetimin altını kapattım. Tam 25 dakika kaynattım. Buraya hemen borcamımı çıkardım. Ben böyle büyük borcamla yapacağım. Dikdörtgen. Şuraya da 250 gram tereyağımın yarısını koydum. Valla yarısı yeter diye düşünüyorum. Çünkü bu paketin hepsini yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu güzel eriteceğim. Üzerinden köpüklerini alacağım. Cevizi de böyle büyük bir şekilde robottan geçirdim. Yeter diye düşündüm. Yetmezse tekrar eklerim. Göz kararı koydum. Şimdi ilk olarak yağımızı eritelim. Ondan sonra ne yapacağız? Bu yufkayı açtıktan sonra bir havlunun arasına saracağız. Çünkü hemen kuruyor. Baklavayı da hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. O zaman ilk olarak yağımızı eritelim. Ocakta böyle yapış yapış oldu şerbet kaynarken. Sildim ama sanki hafif var gibi. Yağımız erisin bakalım. Şimdi başlıyorum. Şöyle bir askı vardı. Onu kırdım. Bunu güzel bir şekilde yıkadım. Böyle ne kadar inceyle yaparsanız o kadar güzel oluyor. Oklavam 3 tane var ama ben böyle incecik bir şeyle yapmak istedim. Bunu da akşamdan böyle hazırladım zaten.
Yufkalarımı da böyle gördüğünüz gibi hemen havluya sardım. Tereyağımın beyaz kısımlarını aldım. Şimdi şöyle çok azıcık dökeceğim. Fazla dökmeyeceğim çünkü üstlerine de dökeceğim. Fırına girmeden önce bu yeterli. Şöyle bir yapıyorum. Bu işlemi biraz hızlı yapmak gerekiyor. Bu yufkalar çünkü anında kuruyor. Bu arada 101'in değil ama BİM'in hazır baklava yufkası güzel oluyor. O kalanı da belki birkaç gün sonra kabak böreği yaparız. Kırmızı kabaktan tatlı börek yapıyoruz biz. Şöyle çok büyükleri elimle kırayım. Cevizin iç şeyleri. Uç kısımlarına fazla getirmiyorum. Sararken çünkü çıkıyor. Bakalım bu yeterli gelir diye düşünüyorum. Şöyle bir sarmaya başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sıkı sıkı sarıyoruz. Bunu şimdi bu şekilde, şöyle altını gelecek şekilde şöyle yüzüyoruz. Hemen buradan çıkarıp borcamıza koyacağız. Şimdi bir tane daha yapalım ama ben oklavamı çıkardım. Onun böyle ucu tırtıklı gibi geldi. O da sararken biraz zorladı beni. Şöyle ekliyorum tereyağımı. Tereyağımı sakın sakın yakmayın. Küçüğüne transfer ettim. Buna büyük geldi. Aslında ben bunu da yapmıştım. Öyle hatırlıyordum ama. Burmalarım hazır. Böyle hızlıca kesmeye çalıştım. Çünkü dediğim gibi hemen kuruyor. Biraz acele etmeniz gerekiyor. Kalan yağı da böyle birazını üzerine gezdirdim. Şimdi bunu 180 derecede nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Ondan sonra baklava sıcak, şerbetimiz ılık olacak. Şimdi fırından çıkardım. Yaktım sanmayın. Bizim evde biliyorsunuz yanık seven bir babamız var. Şimdi ne yapacağız? Güzel ılıyan şerbetimizi fırından çıkardığımız tatlıların üzerine dökeceğiz. Tatlıları çıkardığım bir 2-3 dakika oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi duyuyorsunuz. Şerbetin hepsini dökeceğiz arkadaşlar. Kestim ama nedense bu sefer böyle tam kesemedim. Bu sefer diyorum ya bu tatlıyı böyle biraz acemi gibi yaptım. Niye öyle oldu anlamadım. Ramazan'ın ilk günü olduğu için sanırım. Yoksa 3-4 kere yaptım harika oldu gerçekten. Bu sefer kesmesi sarması bir garip yaptım ama neyse tadı güzel olsun. Önemli olan da o. Evet. Şimdi hiç kapağını kapatmayacağım. Bunların böyle şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Akşam da Allah kısmet ederse sizlerle birlikte sunumunu yapacağız. Şimdi hemen vakit kaybetmeden çorbamın yapımına da geçtim. Böyle iki parça tereyağı koydum. 3 kaşık un koydum.
Bunları güzel unu yakmadan rengi dönene kadar kavuracağız. Ondan sonra tel şehriye ekleyeceğiz. Biraz da onunla kavuracağız. Suyumu ekleyeceğiz. Çırpıcıyla karıştıracağız. Çorbamız hazır olacak. İsterseniz bunu etle, et suyuyla da yapabilirsiniz. Yaren sahurda sipariş verdi bu çorbayı. Çıkardım ama fırında köfte mi yaparım, patates köfte mi yaparım kararsızım. Bakalım duruma göre ilk önce bir çorbamı yapayım. O arada da kıymam güzel açılsın. Yemeklerim yavaş yavaş ortaya çıksın. Bu şekilde kavrulması yeterli arkadaşlar. Şimdi suyumu ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk şöyle az ekleyeceğim. Soğuk su ekliyoruz. Onun çorbasını sıcak su eklemiyoruz. Çünkü o zaman daha çok böyle kıtırlaşıyor. Hemen tuzunu ekleyeceğim. Aslında böyle dolapta birazcık şey vardı, kavurma vardı. Ama Yaren nedense böyle sade istedi. Ben de nasıl olsa köfte yapacağım diye bunu sade yapayım dedim. Et suyuyla harika oluyor. Bu gerçekten güzel oluyor. Eğer yapmadıysanız şöyle altını da açalım. Şimdi ben bunu karıştıra karıştıra pişireyim. Çorbam gördüğünüz gibi kaynıyor. Şu an için kıvamı çok güzel oldu. Eğer iftar vaktine kadar koyulaşırsa sıcak suyla açarım. Bunu iftar vaktine yakın yapsam güzel olurdu ama böyle erkenden yapmak da iyi oldu. Saat de erken dediğim 2 oldu zaten arkadaşlar. Şimdi bu bir 2 dakika daha kaynasın. Kapağını kapatayım. Çorbam hazır. Kıymam da çözüldüyse sizlerle birlikte hemen köftemizi yiyorum. Şöyle bulaşık makinemi çalıştırdım. Aslında akşam ben onu boşaltmıştım ama şimdi tencereler, borcamlar falan derken sarma tenceresini falan da boşalttım. Şerbet tenceresi bayağı bir doldu. Bunu hemen şöyle streçle saracağım. Akşam için dolaba koyacağım. Arkadaşlar klasik normal anne köftesi. Bir tane yumurta, kuru soğan, sarımsak. Ben 4 top kıyma kullandım. Baharatlarını koydum. Maydanoz koymadım. Yaren çok maydanozlu sevmiyor. Böyle ara ara koyuyorum. Ekmek içi vardı. Ondan sonra kimyonu, kekiği falan derken güzel yoğurdum. Şimdi bunu streçe saracağım. Dolaba kaldıracağım. Bu da tamam. Tatlımız tamam. Çorbamız tamam. Sarmayı da kaldırmadım dolaba. Yedikten sonra dedim dolaba koyarım. Bir tek bunları işte fırında mı yapayım, kızartayım mı onda kararsızım. Şimdi dolaba koyayım dinlenmeye. Pilav yapar mıyım, yapmaz mıyım bilemiyorum şu an için. Salata malzemelerini de suya koymuyorum. Şu an saat daha erken. Biraz dinleneyim. Böyle bir mayıştım, bir ağırlık çöktü. Ondan sonra tekrar mutfakta görüşürüz inşallah. Böyle balkona geldim. Banyomun paspaslarını yıkamıştım. Onları da böyle kapıların üstlerine astım. Şöyle çevireyim. Hava rüzgarlı, güzel. Şu an enerjik olduğuma bakmayın. Bayağı bir halsizdim. Biraz uzandım. Çok uyumadım yani. Bir yarım saat falan uyumuşumdur. Açlık, susuzluk hiçbir şekilde hissetmiyorum. Ama ilk birkaç gün halsizlik çok oluyor bende. Eminim sizlerde de aynıdır. Hiç ev işi yapamadım. Sadece etrafı bir toparladım. Artık birkaç gün böyle idare edeceğim. Yarın kendimi iyi hissedersem evi süpürüp silmeyi düşünüyorum. Bugün sadece böyle iftar hazırlığıyla geçti arkadaşlar. Vallahi sizin nasıl geçti ilk günleriniz? Sizler nasılsınız? Bende durum böyle. Birazdan mutfağa gireceğim. Patates köfte kızartacaktım ama sonradan kızartmadan fırın yemeği yapmaya karar verdim. Dedim hafif olsun. Ramazan'ın ilk gününde böyle birden yüklenmeyelim istedim. Biraz dilim damağım kurudu ama çok şükür. Ya ben zaten normalde de çok su içen bir insan olmadığım için Allah var hani.
Hava da çok sıcak gitmediği için susuzluk şu an için çekmiyorum. Böyle arkadaşlar, birazdan mutfakta görüşürüz diyorum. Balkonda konuşurken eşim markete gitti. Yunus Market'ten pide aldı arkadaşlar. Aslında buzlukta pidem vardı ama dedik adet yerini bulsun. Ramazan'ın ilk pidesini şöyle aldı. Biz genelde ekmeğimizi de pidelerimizi de Yunus Market'ten alıyoruz. Kendi canı çilek istemiş. Yaren'in canı erik istemiş. Çilek 8.75'miş. Erik de 16 liraymış sanırım. Şöyle yarım kilo var. Az bir şey erik almış. Yaren'le biz mantarı çok seviyoruz. Böyle beyaz mantar görünce beni aradı, alayım mı dedi. Dedim bir yarım kilo al. Bu da 12.90'mış. Yarım kilo aldı. Migros alışverişinde patates almayı unutmuşum. Baktım patatesim az vardı. Kilosu 5 liraymış. 2 kilo da patates almış. Patates soğan yine uçmuş arkadaşlar. İnanın sadece pide, bir de şu erikle çilek diye gitmişti. Patatesi ben sonradan aklıma gelmişti. Ve aç böyle gönderince marketten bir de bunları almış. Güzel yıkadım. Bunu ben istedim. Çünkü bunu markete gittiğimde unutuyordum. Çok merak ediyordum tadını. Çilekli şeyleri de çok severim. Bu Yaren'le benim tercihimdi. Şöyle ıvır zıvırları da almış. Onları güzel bir şekilde yıkadım. Süzülmelerini bekliyorum. Bunların da poşetlerini değiştirdim. Patatesi yerine yerleştireceğim. Pideyi de zaten torbasından çıkaracağım. Buraları güzel dezenfekte edeceğim. Ondan sonra hemencecik fırına patates köfte atacağız. Şimdi patateslerimi böyle bu şekilde kestim. Köftelerim de zaten yuvarlaktı biliyorsunuz. Böyle bir patates bir köfte şeklinde böyle aşırı bastırmadan, sıkı sıkı yapmadan tepsime görebiliyorsunuz. Evet, böyle dizeceğim arkadaşlar. Çiğden koyacağım. Pişirme esnasında fırının kapağını açıyorum. Kaşıkla patateslerimi şöyle çeviriyorum. Bazen çünkü üst kısımları çiğ kalabiliyor. Onu rikse atmıyorum. Öyle yapıyorum, mis gibi oluyor. Şimdi bunları güzel bir şekilde böyle aralıklı aralıklı dizeyim. Yemeğimi fırına atayım. Saat 6 oldu. Bizim burada 8'e 20 kala okunuyor. En son dün öyle görmüştüm. Eğer yanlış görmediysem tekrar bir bakacağım. Yanlış olmasın. Salata malzemelerimi de suya bıraktım. Çok şükür bayağı bir işimi ayarladım. Bulaşık makinesini boşaltacağım sadece. O da var ya, bazen vallahi siz de öyle misiniz? Onu boşaltmaya bile bir eriniyorum ki. O bile bir iş yani başlı başına. Evet, bu şekilde böyle dizeceğiz şimdi. Çok şükür bugünkü ilk menümüz bu şekilde ortaya çıktı. Allah'ım olmayanlara versin inşallah mübarek günlerde gerçekten. Bu şekilde hazır. Şimdi ne yapacağım? Üzerlerine güzel domates keseceğim. Kırmızı biber, yeşil biber keseceğim. Sosunu yapacağım. Sosuna biber salçası, domates salçası, bir de domates sosundan koyacağım. Çok azıcık bir yağ gezdireceğim. Çünkü bir tek köftenin yağı var. Yemeğim hazır. Bir 10 dakika içinde fırına atacağım inşallah. Arkadaşlar, fırın yemeğim hazır. Üzerine bol domates, biberlerden de koydum böyle. Şu şekilde sunum yaptım. Buraya da az önce söylediğim gibi domates salçası, biber salçası, domates sosu koydum. Çok azıcık sıvı yağ, böyle çok azıcık bir şey. Tekrar baharatlardan da koydum. Tuzunu da ekledim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Sosumu boşaltıyorum. Hemen yemeğimi fırına atacağım. Üzerine İlk etapta yağlı kağıt koyacağım, kapatacağım. Ondan sonra yağlı kağıdı açacağım ve yemeğim nar gibi kızaracak, pişmiş olacak inşallah. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş hazırlıklara başladım. Çayımı bile demledim. Bir tek çok özlediğim çay oldu bugün. İnanın, yoksa hiç açlık falan hissetmiyorum. Eşim patlıcan salatası istedi, onu da yaptım. Son yarım saat Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, şimdi fırından çıkardığım son 10 dakika kaldı. Allah'tan şu tepsiyi koymuşum. Birazcık böyle taşma yapmış. Fırın yeni olunca kıyamadım. Böyle bu tepsinin üzerine koydum ama iyi ki buna koymuşum. Gerçekten gördüğünüz gibi biraz taşmış ama harika olmuş. Burada dün kızımla ellerimizle sardığımız sarmalarımız, güzel salatamız. Bunu da az önce söylemiştim. Eşimin canı istedi patlıcan salatası. Un çorbasını da kızımın canı istedi. Burada da Ramazan'ın olmazsa olmazı hurmalarımız, tabaklarımız.
İyi ki pilav yapmamışım. Bunlar yeter de artar arkadaşlar. Rabbim olmayanlara bizden daha çok versin. Kurban olduğum Allah diyorum. Çayımı da demledim. Çay oturana kadar biz yemeğimizi de yeriz zaten. Gerçekten hiç açlık, susuzluk, hiçbir şey hissetmedim. Böyle heyecanla, mutlulukla hazırladım. Tek iyi olalım da Rabbim iyilikler, güzellikler versin de afiyetle yemeklerimizi yiyelim. Bir çorba, bir salata bile yeter inanın. Allah'ım herkese versin. Herkesin oruçları kabul olsun diyorum. Ben şimdi bunları sofraya taşıyorum. Yemekten sonra çay faslında inşallah görüşmek üzere. Allah kabul etsin arkadaşlar. Sofrayı kurdum. Burada camın önünde ezanın okunmasını bekliyorum. Topumuz atıldı. Yemekler yendi. Allah kabul etsin tekrar herkesin oruçlarını arkadaşlar. Gerçekten oruçlu olduğumuz halde artık ellerimiz alışmış. Hepsi lezzetliydi. Hiç acıkmadım gibi geldi ama sofraya oturunca yedik tabii. Şimdi çayımı zaten demlemiştim. Tatlarımı da koyacağım. Aslında normalde çayı bir saat sonra demlerim ama bugün ilk gün olduğu için sanırım böyle hafif bir baş ağrısı yaptı. Canım acayip bir çay istedi. Yemeklerimi böyle gördüğünüz gibi küçük tencerelere boşalttım. Çorbam da köftem de kaldı. Sarmam da aynı şekilde. Yarın büyük bir olasılıkla yemek yapmam diye düşünüyorum. Ekstra bir şey istemezlerse. Şimdi size tatlımı göstereyim arkadaşlar. Tatlılarım tam istediğim kıvamda olmuş. Altı yumuşak, üstü... Duyuyor musunuz? Çıtır çıtır. Hatta böyle çatalla bir tane test edeceğim. Bakın. Yani kendi açtığınız gibi tabii ki olmaz ama bu da hiç yoktan çok çok iyi yani. Gerçekten çok güzel olmuş böyle gördüğünüz gibi. Şimdi çayı dolduralım. Bugünkü ilk çayımızı içelim. Aslında sahurda da ben bayağı çay içtim ama gerçekten neden bu kadar canım çay istedi bilmiyorum. Yaren sana da dolduruyorum. Yaren içerdi de bilmiyorum hemen içer mi? Cevap da vermedi. Duymadı sanırım beni. Eşim bile o kadar çay sever, o bile hemen mi demledin diyor. Vallahi hemen demledim dedim. Acayip çay canım istedi. Evet. Yanına başka hiçbir şey koymayacağım. Çünkü pideden çok az yediğimiz halde tıka basa doyduk böyle arkadaşlar. Çaydanlığımı da şöyle bırakayım. Birazdan altını açarım. O zaman bu harika tatlılarımı da alıp içeri gidiyorum. Çaylarımızı içiyoruz. Ondan sonra inşallah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çok enerjiktim, çok dinamiktim. Hafif başım ağrıyordu ama inanın çaydan sonra anormal bir baş ağrısı oldu. Migren olduğu için böyle açlığa, susuzluğa gelemiyorum ilk günler. Biraz adapte olmam zor oluyor ama Allah'ın izniyle inşallah geçecektir. Bir saat falan oldu, ağrı kesici aldım. Şimdilik hala ağrıyor. Bu arada beyazlarım da ne kadar şey gözüküyor. Işık vurdukça daha bir fazla gözüküyor. Halbuki yeni boyamıştım ama tekrar zamanı gelmiş. Gerçekten bayağı bir şey gözüküyor. Böyle bulaşık makinesine bulaşıkları yerleştirdim. Zaten sizlere çektim. Çayımızı içtik. Tatlılarımızı yedik. Çok güzel olmuştu. Eşim de kızım da çok beğendiler. Şimdi buraya ne için geldim? Meyve hazırlayacağım. Çilekleri falan suya koyacağım. Meyve yiyeceğiz. Vallahi bu akşam sahur yapar mıyız bilmiyorum. Saat şu an 10 ama buraya kadar dolu gibiyiz. Meyve de yedikten sonra bilmiyorum. Hani eğer böyle ezan 6'da falan okunsa insan yine acıkıyor da bir de biz yatmadığımız için. Ama mecbur çay demleyeceğim. Yine bir şeyler yiyeceğiz tabii ki. Böyle arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Ramazan'ın ilk gününü kazasız belasız bir şekilde atlattık. Rabbim kabul etsin diyorum. İnşallah severek ve sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın cumartesi herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda buluşmak üzere. Hepinizi öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.